Sevgili arkadaşlar, günaydınlar. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Umuyorum ki doğru kararlar alabildiğiniz ve başarılı sonuçları elde edebildiğiniz kazançlı bir gün olsun. Değerli arkadaşlar, dün gece aktarmış olduğum iki analizimde Standard & Poor's'un bu hafta sonuna doğru Cuma günü, Cuma akşamı itibariyle Türkiye hakkında açıklayacağı bir not kararı olduğunu ve bu notla ilgili olarak Dolar TL'nin ve yine Viyop dolar kontratlarında ne tür bir etkileşimlerin olabileceğini izah ettim. Bunlar ardından tabii ki bir de endekse dair bu not kararını değerlendirmek gerekiyordu. Şu anda ise bu konu üzerinde durmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar bu videonun ardından sizlere Viyop endeks kontratları ile ilgili bir analiz aktarmayı düşünüyorum. Zira endeksi değerlendirirken endeksin önümüzdeki süreçte veya günlerdeki konumunu, şartlarını değerlendirirken Viyop kontratları çok önemli ipuçları verebilmekte. Ve sizlere bu Viyop kontratlarının değerlendirilmesi esnasında da özellikle endeks Viyop kontratlarındaki alıcı ve satıcılardan bahsetmek üzere orada yabancıların veya diğer kurumların endeksin geleceğine dair, gelecek kısa vadeli de olsa önümüzdeki süreçteki seyrine dair bir takım ipuçları çıkarabileceğinizi sizlere izah etmeye çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar, görmekte olduğunuz tablomuz, grafiğimiz, endeksin haftalık grafiği ve bu haftaya başlarken özellikle 102.594 seviyesinin bir pivot seviyesi olduğunu, bu hafta genelinde bu pivot seviyesinin korunması kayıt ve koşuluyla endeksin önce 103.500 ardından da 104.800'e doğru bir atak yapma ihtimalinin mevcut olduğunu hafta sonu aktarmış olduğum endeks analizinde sizlere izah etmiştim. Zira haftaya son derece güçlü bir başlangıç yaptık. Bir gap bırakarak yaşanan bir başlangıçtı. Özellikle Trump'ın ABD ile ilgili Çin'le alakalı olan ticaret savaşlarına yönelik son atmış olduğu o gün o dakika itibariyle son atmış olduğu tweetinde yeni bir anlaşma sinyali, anlaşma ışığı yapması piyasalarda, gelişen ülke piyasalarında ekstra bir hareketlilik yaratmıştı ve 103.300'ler seviyesinden haftaya başlanmış dün itibar pazartesi günü itibariyle ve 105.000'e kadar bugünkü gelişmeler sonrasında bir yükseliş yaşanmış oldu. Yani arkadaşlar, pivot verilerimiz itibariyle 102.500 üzerinde ki açılışın 103.500'ler yakınlarındaki haftaya başlangıcın ardından bu seviye çok kolaylıkla geçildiği için bu seviyeden sonra nereye kadar yükseliş olabilir sorumuzun cevabını bize ikinci pivot direncimiz vermekteydi. Bu da 104.800, zira 104.977 seviyesine kadar bir yükseliş ardından normal olarak normal değerlendirilmesi gerekilebilecek şekilde bir kar satışına maruz kalındı. Sevgili arkadaşlar, endeksin bugünkü kapanışı itibariyle 103.762 seviyesinden kapanış yaptığını görmekteyiz. 103.762 seviyesi bizim için 103.500'deki birinci pivot direncimizin üzerindeki bir noktadır. Özellikle takip etmemiz gereken şu andaki seviye 103.500 üzerinde kalıcı olabiliyor muyuz? Bu seviye üzerinde kalıcı olmamız durumunda 105.000'e doğru tekrardan bir yükseliş eğilimi söz konusu olabilir ve ardından ise en çok dikkat etmemiz gereken nokta olarak 105.800 gelecektir. Şayet 104.800 üzerinde net bir kapanış görebilir isek veya seans içi işlemlerde bu seviye üzerinde minimum 2 saatlik bir kapanış yaşanabilir ise bu durumda endeksin nereye kadar yükselebileceğine dair cevabımız 105.800'ler bölgesi olacaktır. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta 106.000 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanmıştı ve buradan başlayan dönüş ile kar satışlarıyla 101.500'ler civarına kadar bir geri çekilme yaşandı. Değerli arkadaşlar, bu geri çekilme süreci ve endeksin bu son yaşamış olduğu yükseliş ve düşüşlerle ilgili olarak özellikle yabancıların ne tür bir bakış açısına sahip olduklarını ile ilgili konuları hafta sonunda vermiş olduğum analizi aktardığım için şu anda tekrardan bu konulara girmek istemiyorum. Yalnız özellikle vurgulamak istediğim bir husus var ki endeksin 101 binlere doğru yaklaşımı, hatta 103 bin, 100 bin 300, 100 bin 400 seviyelerine kadar bir yaklaşımının dahi mümkün olabileceğini ifade etmiştim. Zira yerli yatırımcı
yaşanmakta olan yükselişe net bir şekilde katılım gösteremediği için, bu yükselişe inanmadığı için bir şekilde yabancının da son dönemlerde aldığı hisselerini pazarlayabileceği, satabileceği yeni alıcılara ihtiyaç duyması nedeniyle 100 bin seviyesinin net bir destek olduğuna dair mesajlar vermesi gerektiği üzerinde sıklıkla durmaktayım. Şu anda da 100 bine yaklaşırken bir dönüş oldu, 105 bin hata yaşandı ve 100 bin desteğe güçlüdür mesajı verilmiştir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, bu noktadan hareketle Cuma günü açıklanacak olan Standard & Poor's'un bir not kararı bulunmakta. Bu karara yönelik olarak ise gece aktarmış olduğum analizlerimde üzerinde durmuş olduğum üzere Standard & Poor's için bu yeni not kararında notumuzda bir değişiklik yapmayacağı, daha doğrusu şöyle ifade edersem daha doğru olacaktır arkadaşlar. Bu Cuma günkü not kararı ile ilgili olarak bir beklenti oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki bir not artırımı kararı gelecekmiş gibi, bir not artırımı yönünde bir tavır sergilenecekmiş gibi iyimser bir hava yaratılmaya veya bir tablo oluşturulmaya çalışılmakta. Şimdi değerli arkadaşlar, Standard & Poor's'un böyle bir kararı tabii ki olabilir, notumuzu artırabilir. Bu husustaki değerlendirmeleri tamamıyla kendileri tarafından yapılan bir şeydir. Ve son dönemlerde özellikle alınmış olan bir takım ekonomik kararların uygulanması, disiplinli bir şekilde uygulanması, işte enflasyonda bir miktar geri çekilmenin olması, dolar TL'nin önemli bir geri çekilme yaşıyor olması gibi gibi bir takım sebepler bahane veya neden gösterilmek üzere bir not artırımı gelebilir. Fakat ihtimaller dahilinde bu mevcut. Ben şahsi düşünce ve görüşüm olarak sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, ben bir not artırımı kesinlikle beklemiyorum. Zira şu ana kadar atılan adımlar henüz sonuçları tam anlamıyla görülmüş durumda değil. Standard & Poor's da bu sonuçları görmeden herhangi bir not artırımı kararı vereceğini düşünmüyorum. Not indirimi ihtimali şu an itibariyle söz konusu olacağını da ihtimal vermiyorum. Ve arkadaşlar, bu kredi derecelendirme kuruluşu en son Ağustos ayı itibariyle bizim notumuz BB eksi konumundayken B artı seviyesine düşürmüştür. BB eksi konumu arkadaşlar yatırım yapılamaz, spekülatif yönü ağır basan ülkeler için verilen bir nottur. Ve bu Ağustos ayı itibariyle, 2018 Ağustos ayı itibariyle yaşadığımız o sert türbülansla notumuz B artı seviyesine, yani son derece spekülatif ülkeler konumuna getirilmiş durumda. Şu an bu durumdayız. Ve not görünümümüz ise arkadaşlar durağan konumunda. Belki Standard & Poor's Cuma günü vereceği yeni not kararında notumuzu değiştirmeyecek. Yani bu seviyeden bir üst seviyeye bizi çıkarmayacak. Kaldı ki bir üst seviyeye çıksak bile yatırım yapılamaz konumu olacak ama en azından bir level atlamış olacağız. Fakat belki notumuzu durağandan pozitife çevirebilir. Durağandan pozitife çevirmek ne demek? Bu ise arkadaşlar ana notunuz B artıdır, B eksidir. Ancak kanaat notu gibi benim size yönelik olarak ana görüşlerimde bir değişiklik yok ama bir iyileşme emaresi görüyorum. Bu anlamda da sizi yakın izliyorum. Dikkatle izliyorum. Eğer bu güzergahta, bu yolda gitmeye devam ederseniz iyileşme umudunuz var ve notunuzu artırabilirim. Bu açıdan da bakış açımı durağından pozitife çeviriyorum şeklinde bir açıklama gelebilir. İşte arkadaşlar, son 1,5 aydır yabancının ciddi şekilde alım yapıyor olması ve yapmış oldukları bu alımlarla endeksi bir şekilde 106 bin lira kadar ulaştırmış olmalarında belki de Standard & Poor's'un bu konuyla ilgili olarak vereceği bir iyi bir not diyelim. Not artırımı değil de iyi bir not ihtimalini dikkate almış olabilirler. Bu beklentiyle, bu bakış açısıyla son dönemlerde önemli bir yükseliş yaşanmış olabilir. Tabii ki gelişmekte olan ülkelere bir para akışının olduğu, gelişmekte olan ülkeler genelinde bir iyimserliğin olduğunu da hiçbir şekilde göz ardı etmemek gerekiyor. Aslında ana faktör tamamıyla budur. Ama benim özellikle biraz önceki cümlemi kullanmamdaki en büyük sebep bir beklenti bitti konumuyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Yani Cuma gününe kadar yaşanacak olan endeksin diri kalışı, yükseliş eğilimini devam ettirme tarzındaki görüntüsü
Ve bu açıklamanın ardından belki önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba itibariyle belki bir iki gün bu olumlu bir notun, olumlu gelebilecek olan bir notun ve bu anlamdaki bir takım söylemlerin etkisiyle yeni bir coşku yaratalım. Bu coşkuyla özellikle bu yükselişe iştirak edememiş, katılamamış ve de inanamamış olan küçük yatırımcıyı, yerli yatırımcıyı işte notumuz da düzeldi, notumuz da artırıldı gibi bir takım bahaneler, bir takım söylemlerle borsaya çekmek adına bir tuzak olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple arkadaşlar gelecek olan not artırımı aslında yabancı için beklenti bitti anlamına gelebilir ve bu not artırımının ardından oluşabilecek olan veya bu not artırımına yaklaşırken Perşembe, Cuma günü itibariyle bir coşku olduğu takdirde veya bu notun gelmesinden sonra Pazartesi ve Salı itibariyle olası bir coşku yaşandığı takdirde lütfen bu coşkuya kapılmayınız. Bu gelen haberin veya bu gelen not bilgisinin son dönemlerde yabancılar tarafından ciddi bir şekilde fiyatlandırılmış, beklentilerine yansıtılmış ve bu haberin kullanılmış olabileceğini asla ve asla unutmayınız. Değerli arkadaşlar, endeks için takip etmemiz gereken ana kriter 102.500 seviyesi olduğunu ifade etmiştim ve şu an itibariyle bu seviye üzerinde kalınmak kaydıyla endeksin %61.8 olarak tanımladığımız şu dirence kadar yönelme ihtimali bulunmakta. Yani 107.400 seviyesine kadar yükselme ihtimali bulunmakta. Endeksin 107.500 ila 108.500 aralığını test edebilme olasılığı mevcuttur. Arkadaşlar bu olasılık belirtmiş olduğum bu kredi derecelendirme kuruluşunun kararıyla ilgili olarak bu kararı bahane edinmek suretiyle bu bölgeler test edilebilir ama çok çok dikkatli olunması gereken bir seviyedir. 107.400, 107.500 ile 108.500 aralığı mutlak ve mutlak surette bu bölgelerde endekste ne oluyor ne bitiyor, alım bilgisi mi var, yabancılar hangi hisselerde ne tür işlemler ve eylemler gösteriyorlar, bunları yakından takip etmek gerekmekte. Zira elbette ki piyasa koşulları da çok önemli olacaktır. Küresel tablolar da çok önemli olacaktır. Ama asla ve asla şu unutulmamalıdır ki arkadaşlar, bu kredi derecelendirme kuruluşunun verebileceği iyi bir not bilgisi yabancılar tarafından öncesinden duyum olarak alındı ise bu tabloya bağlı olarak endeksin son günlerinde diğer gelişmekte olan ülkelere oranla çok daha diri ve çok daha istekli bir görünüm arz ediyor olması arasında bir bağlantı kurmak gerektiğini düşünüyorum. Bu karar ardından endekste o ciddi oranda kar satışlarının gelme ihtimalini mutlaka hesaplar içerisinde bulundurmak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, tekrar belirtmek istiyorum. 102.600, 102.500 seviyeleri endeks için bu hafta önemli bir destektir, önemli bir pivot seviyesidir. Bu seviyenin aşağısına gelecek olur isek eğer 101.300 ve sonrasında 100.300 ki aynı zamanda bu seviye bizim aylık pivot seviyemizdir. Ama bu seviye üzerinde kalındıkça özellikle de şu anda üzerinde bulunduğumuz, şu anda üzerinde kapanış yapmayı başardığımız 103.560 seviyesi üzerinde kalındıkça 104.800'ler seviyesinin tekrar test edilebileceğini, bu seviyenin de aşılması durumunda ise 105.800'e kadar bu hareketliliğin devam etme olasılığının mevcut olduğunu pivot verileri ve pivot sistem verileri itibariyle görebilmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bugün için endekste takip etmemiz gereken pivot verileri ise 103.966 yani 104.000 seviyesinin üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu seviye üzerinde olduğumuz müddetçe 104.500, daha sonrasında 105.600 ve 106.200 seviyelerinin dirençlerimiz olarak gün için dikkat edilmesi gereken dirençler olduğunu fark etmekteyiz. 103.966'nın aşağısında kaldıkça, yani şu an 103.762 seviyesinden bir kapanış gördük. Bu seviye üzerine çıkamadığımız takdirde 102.906, 956 veya 103.000'lere kadar bir geri çekilme olasılığımız mevcut görünmekteymiş. Bu seviyenin de aşağısına gelecek olur. Burası bir destek konumuyla kendini hissettiremezse 102.350 veya 102.500 olarak az önce sizlere göstermiş olduğum haftalık
pivot seviyemize kadar bir geri çekilme durumu söz konusu olabilirmiş. Arkadaşlar aynı zamanda bir de bankacılık endeksine bakalım isterseniz. Zira bankacılık endeksi de malumunuz üzere endeksi önemli ölçüde forse eden bir endeks konumundadır. Bankacılık endeksi adına da şurada görmekte olduğunuz 146.500'ler civarında bir direnç bölgemiz bulunmakta. Yani endeksin 107.500-108.000 ata yapma olasılığının karşılığı olarak bankacılık endeksi de yaklaşık bir 3.000-4.000 puan civarında yukarı eğilim yapabilir şeklinde bir görüntü hakim. %50 noktasına denk gelen 143.000 seviyesini test ettik. Ancak buradan bir dönüş yaşandı. En kritik nokta şu bölgedir arkadaşlar. 131.000 bölgesi bankacılık endeksi adına aşağı kırılacak olursa doğal olarak tüm endeksin BIST 100 endekslerinde ciddi bir şekilde geri çekilme riski oluşmuş olacaktır. O halde bankacılık endeksi adına da 131.000 seviyesini bir stop loss veya çok kritik bir destek olarak takip etmeliyiz. Ve yine şu %50 seviyesine denk gelen 143.000 seviyesinin aşılıp aşılamadığı bu direnç bölgesine yaklaşırken endeksteki tutum ve davranışın ne olduğunu yakından görmemiz gerekiyor. Olur da bu bölge aşılacak olursa en kritik direnç ise arkadaşlar şu bölgede bulunuyor ki 146.500 seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Sevgili arkadaşlar endeksle ilgili olarak şu an için söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Tekrar altını çizmek istiyorum. Cuma günü gelecek olan not kararı gerçekten önemlidir. Gelecek olan karar için benim şahsi beklentimdir. Bir not artırımı beklemiyorum. Ha ola da tabii ki bir not artırımı kararı gelebilir. Böyle bir not artırımı çok sürpriz karşılanır ve endeks adına tabii ki çok olumlu olur. Ama benim genel düşüncem not artırımının olmayacağı, sadece görünümümüzün durağından pozitife çevrilebileceğini, bu da olumlu bir izleme içerisinde olduğu anlamına gelecektir. Tabii ki bu not değişiklikleri her an her saniye yapılabilmekte. Seçimlerden sonraki tablonun ne şekilde şekilleneceğini görmeden bir not artırımı gibi çok radikal bir karar vereceklerini düşünmüyorum. Efendim iyi bir gün diliyorum. Başarılar. Hoşça kalınız.